ayrı mucizemiz daha var. Ben de bir çeşit kansızlık türü var ama doğuştan olan bir şey. Tamam. Ve aslında gönlünü de çok zor dünyaya getirmiştim. Ve doktorlar bana hani bir daha doğum yapamazsın, hani çok zor, hani yaşta ilerledi vesaire falan. Bunu zaten biliyordum ben. Tamam. Bir tarafta aşk var. Evet. Bir tarafta da ben bir çocuğum olsun çok istiyorum. Tabii. İstedim yani her zaman. Ama o aşkı o kadar zor buluyor ki insan. Yani ben çünkü hiç olmayacağını düşündüğüm bir şey oldu. Tabii. Yani çocuğun olup mutsuz bir evlilik mi? Yoksa aşkla yaşanmış bir hayat mı? Hmm. Dedim ki evlat edinelim. Ve siz evlat edinmek için başvurdun, sonra sen hamile mi kaldın? Evet. Böyle bir mucize öyle oldu. Bir mucize yani oldu. Büyük Allah'ım böyle bir mucize yaşattı. Çok yani çok özel. Annem, babam, Alper'in annesi, babası, bütün aile. Herkes aşık etti kendine Ömer. İnanılmaz evet. Yani. Peki adını Aslı koymuş. Orada bir hikaye evet. var. Onu merak ediyorum. Şöyle de biz Aslı Gönül'ün adını koymasını zaten çok istiyorduk. Ve ona böyle 10 tane isim. Siz dedi bir... Önce bir toparlayın tamam. isimleri. Ben arasından en beğendiğimi seçeyim. Biz böyle 10 isim yazdık. O içinden dedi ki Ömer olsun. En sevdiğim çünkü dedi Ömer. İşte Ömer çok internasyonel bir evet. isim. Hani yurt dışına benim yanıma gelirse ismini kolay söylerler vesaire. Aynen. Bunları düşünerek hani Ömer seçmiş. Sonra aradan belli bir zaman geçti. Birkaç hafta. Ondan sonra dedi ki ben Alp'i eklemek istiyorum. Çünkü dedi Ömer hani doğdu ilerleyen yaşlarda Ömer'i sevmedi. Çünkü Aslı Gönül'e biz Aslı Gönül diyoruz evde ama bütün arkadaşlar Aslı diyor. O Aslı'yı tabii. kullanıyor. Aynen. Hani Ömer de ismini sevmezse dedi hani Alp'i de koyayım da işte seçsin aradan ablam da ona ne biçim isim koymuş demesin dedi. Onun için Ömer Alp kömürcü oldu. Aşkım benim. Ha. İsmiyle büyüsün. Ben de Ömer ismini çok seviyorum. Benim kuzenim Ömer o da uluslararası alanda çok kıymetli oldu kendi alanında. Gerçekten her ülkede çalıştığı her ülkede Ömer yani. Evet. Doğru söylüyor aslında. Peki nasıl hayat şimdi hikayedir? Hayat uykusuz. Siz hiç öyle uykusuz güzel. Ve yorgun gözükmüyorsunuz arkadaşım. Sen hele iki ay önce bakma. Doğurmuş gözükmüyorsun. Nasıl oluyor vallahi bu iş? Valla bakma makyajları yaptık, hiç güzelleştik, şey giyindik, geldik sana. Yok. Göz makyajı yapmış gelmiş inanmayın. Ay pırıl işte pırıl. Biraz uykusuz aslında dün gece evet. de kıyamıyoruz. Biz bırakamıyoruz. Aslında anneler, dedeler ve anneanne, babaanne... Hepsi yanımızda ve diyorlar ki verin herkes böyle bir paylaşamama durumu var. Tamam. Biz de Alper'le veremiyoruz. Çok özlüyoruz çünkü verdiğimiz zamanda. Büyük bir Ömer büyük bir kavgası var. Kavga var evde yani. Sen şu aldın ben aldım. İşte burada çekimdesin. Evet şu anda anneanne de. Anneanne hasret gideriyor. Biz bu arada Bodrum'a da taşındık. Evet siz İstanbul'da da değilsiniz. Evet ama çok sık gidip geliyoruz. Yani bir ayağımız tamam. İstanbul'da. Anneanne de İstanbul'da olduğu için diyor ki yarın gidiyorsunuz benden almayın çocuğumu falan. Çok güzel ya. Şimdi biz babaanne dede. Ömer, Alper, ben Bodrum'a uçacağız yarın. Mutlu musunuz Bodrum'da? Çok. Yani tam da zamanında gittik. Hani niye daha önce gelmişiz de demiyoruz. Bizim için doğru zaman bu zamandı. Yazın kaçıyor musunuz? Yazın da Bodrum'da mısınız? Bodrum'dayız çünkü bizim oturduğumuz yer yani şehrin içi olmasına rağmen böyle korunaklı, sakin, sessiz bir yer. İyi. Biz de evden çok çıkan insanlar değiliz. Ama Ömer'le artık çıkacaksınız. İşte bakalım. Baba Park'a gidelim. O nereye? Biz oraya artık yapacak bir şey yok. Olacak. Çok yoğun bir dönem sizi bekliyor yaratılış projesiyle. Ben devamının da gelmesini diliyorum. İnşallah. Bu aşkın, bu birlikteliğin, bu müzik kaliteyi daha çok duymayı niyet ediyorum sizlerle ilgili. İnşallah. Madem birlikte üretmek de çok keyifliyse sizler için biz de müzikseverler olarak sizlerden böyle keyifli projeleri daha çok beklemek isteyebiliriz. Bu arsızlığı yapabiliriz herhalde diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. İnşallah.